sizlerle ilk kez paylaşacağım bir anket sonucu Türkiye geneli itibarıyla bunu ifade ederek sözlerime başlayayım. 3 gün evvel bize ulaşan ve Türkiye çapında bugün yerel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna verilen cevaplar: Cumhuriyet Halk Partisi %31, Adalet ve Kalkınma Partisi %36 şeklindedir. Yani AKP ile aramızda 5 puan fark kalmıştır. Ve her hafta partimizin lehine, iktidar partisinin aleyhine bir seçmen eğilimi ortaya çıkmaktadır. Bunun sonuçlarını elbette analiz edebiliriz. Ancak bazı bu veriyi destekleyen olgulardan da söz etmek isterim. Biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan bundan bir yıl evvel Türkiye'de bir anayasa değişikliği yaparak başkanlık sistemi kurmayı ve kendisi de Türkiye'nin ilk başkanı olmayı hayal ediyor idi. Hatta bu hayali destekleyen bir gelişme itibarıyla Atatürk Orman Çiftliği'nde onlarca dönüm arazi üzerinde ağaçları kestirerek kendisine Aksaray adı verdiği bir saray da yaptırmış idi. Ancak şimdi AKP'nin 3 dönem şartını nasıl kaldırabiliriz arayışları içerisindeler. Recep Tayyip Erdoğan bunun için bir kurultay gerektiğinden söz ediyor. AKP'nin sözcüsü ise kurultaya bile gerek olmadığını, MYK kararı ile bunun yapılabileceğini söylüyor. Bütün bu değişimin nedeni nedir? Çünkü ifade edelim ki Recep Tayyip Erdoğan artık başkanlık yapamayacağını anlamıştır. Cumhurbaşkanlığı için gerekli oy oranını ulaşamayacağını da görmüştür. Ve çareyi acaba başbakanlığa devam edebilir miyim noktasında aramaktadır. Peki buradaki oy oranları açısından nasıl bir değerlendirme yapıyorlar? Bir taraftan AKP'nin kurdurduğu anket firmaları, bakanların sahibi oldukları anket firmaları AKP'yi %46 olarak açıklaya dursunlar. Yine Recep Tayyip Erdoğan 2009'daki oy oranının kendileri için başarı ölçüsü olduğunu ifade ediyor. 2009 yerel seçimlerinde AKP'nin oy oranı %38'dir. Dolayısıyla AKP %38'i bulursam başarılı oldum noktasına çekilmiştir. Ama objektif, tarafsız anketlerle devam ettiğimizde bir kez daha ifade edelim ki oy oranı 38'in gerisine düşmüştür. AKP 36'dadır, CHP 31'dedir. Ve önümüzdeki 16 iş günü içerisinde de bu sonuçları halkın yararına değiştirmek için gayretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bir başka anket firması Gezici'nin 4 gün evvel yayınladığı anket sonuçları tablonun değişmekte olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi %36, Adalet ve Kalkınma Partisi %34, Milliyetçi Hareket Partisi %28 ve diğer %2 şeklinde